Böbrek yetmezliğini tetikleyen yalnız nedir? Kimyasal ilaçlar. Böbrek yetmezliğini taş, kum, iltihap, kist, sistemik lupus böbreklerde tutulum yapar. Yani birçok şey, bakteri, virüs, mantar tetikleyebilir. Fakat böbrek yetmezliğini tetikleyen faktörlerin en önemli faktör %95, %96 kimyasal ilaçlar. Aşırı ilaç kullanıyor insanlar. Neden? Bazıları tansiyon hapı, bazıları diyabet, bazıları kolesterol, bazıları antidepresan kullanıyor. Kullanılan bu kimyasallar ne yapıyor? Böbrekleri bunu süzmek zorunda, temizlemek zorunda. Böbreklerde 1'er milyondan 2 milyon hücre var. Nefron denilen bu hücreler süzgeç hücre, süzgeç gibi temizliyor, arıtıyor. İşte bu süzgeçlerin sürekli kimyasallarla teması ne yapıyor? Süzgeç hücreleri bozuyor, yapısını, dokusunu bozuyor. Ve insanlarda ne oluyor? Böbrek yetmezliği, böbrek zafiyeti başlıyor. Bunlardan biri de Kadir Bey annesi. 65 yaşlarında bir bayan 20 yıl tansiyon ve şeker hapı kullanmış. 20 yıl ilaç kullanırsa ne olur? Böbrekler gider. Demiş ki doktorum, teyzeciğim dikkat et, artık böbrekler gidebilir demiş. Yani tehlikeli. Nesine dikkat etsin? Kadın zaten 20 yıl ilaç kullanmış. Dikkat etsin ne olacak? Yani 1-2 yıl sonra başlayacağım. Ve bunu söyledikten 1-2 ay sonra kalp krizi geçirmiş. Kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırmışlar, anjiyo yapmışlar. Anjiyo sonucunda ne oluyor? Burada çözülen, kalp damarında çözülen pıhtı nereye gidiyor? Uçmuyor ya. Kan da dolaşıyor, böbreklere geliyor. Böbrekleri tıkamış, böbrek yetmezliği başlamış. Zaten zayıftı, oradaki pıhtı böbrekleri tıkadı. Hemen demişler ki, o diyalize gireceksin vesaire. Hemen diyalize almışlar. Panik olmuşlar, çok kötü. Oğlu beni aradı, dedi ki Kadir Bey, annemin diyalizden kurtulması mümkün mü? Yoksa böbrek nakliyle gidecek. Böbrekler yavaş yavaş diyalize alışırsa tembelleşir, daha da kötü olur. Birkaç ay sonra böbrek çürüdü, böbrek nakli gerekir. Ya, doktora demiş ki artık böbrek arayabilirsiniz. Yani böbrekler nerede? Markete satılmıyor ki gidip alıp takasın, değil mi? Öyle kolay bir şey değil. Yani böbrekler, uygun böbrek bulacaksın. Olmazsa olmaz. Oldu diyelim. Böbrek nakli olduktan sonra da 10 çeşit ilaç kullanacaksınız. Atmasın tekrar. Vücut bunu reddetmesin diye. Bu ilaçları kullanmazsanız ne olur? Böbrek gene iflas eder. Takılan böbrek atar. Gitti bitti. Her şey boşa. Yani bu nedenle böbrekler çok çok önemli. İşte bu bayanın aşırı ilaç kullanmaktan böbrekleri tahriş olmuş, tahrip olmuş. Bir de anjiyo yaşayınca pıhtı böbrekleri tıkamış. Dedim ki küçülmüş, büzülmüş, çürümüş olsaydı umut yoktu. Ama pıhtıyı çözersek problemi çözeriz. Nasıl olacak? İksir, aloe vera jel böbrek için mesela şunları şunları kullanacaksın, göreceğiz, bakacağız. Şimdi bu gördü, altın başak otu. Altın sarısı. Şurada kahverengi, hiç sarıya benzemiyor değil mi? Bu çiçeklerin yok olmuş, toz haline gelmiş. Yaprak ve gövde, dalı. Altın başak otunun birleşimindeki etken maddeler böbrekteki taş, kum, iltihap, kis, pıhtı ne varsa temizler. Böbrekler için dünyada en etkili bitki. Kim diyor? Avrupa Farmakope. Avrupa Farmakope diye bir komisyon var. Buraya 57 ülke üye. Bu komisyon sürekli şifalı bitkilerle ilgili araştırmalar yapar. Ve araştırma sonuçlarında dünyada bitkilerle etkisi ispat edilen bitkileri Avrupa Farmakopesi'ne geçer. Türkiye'de de Türk Farmakopesi var. Avrupa Farmakopesi'nin, yani farmakope demek ilaç kodeks. Yani ilaç yapılan her şey, bitkiler, mineraller, vitaminler, hayvansal droglar, etken maddeler veya kimya hepsi ilaç kodeksine girer. İlaç kodeksine giren 112 bitki var Avrupa Farmakopesi'nde ve Türk Farmakopesi'nde. İşte altın başak otu bu
farmakopeye giren bitkilerden biri. Yani tıbbi bitki, tıbbi. Avrupa'da doktor bunu reçeteyle yazar, hasta gider eczaneden alır. Avrupa'da, Amerika'da ve birçok ülkede. Türkiye'de maalesef henüz böyle bir çalışma yok. Mesela sadece Almanya'da 300 doktor böbrek zafiyeti olan hastaları tedavi etmiş bir yıl içerisinde. Sadece Almanya'da idrar yolları enfeksiyonuna yakalanan insanlar takriben 4 milyon, 5 milyonu buluyor. Yani birçok insan idrar yolu enfeksiyonuna yakalanıyor. Tedavi olmasa böbrek yetmezliğini tetikliyor. Böbrek, o da böbrekler iltihaplanıyor. Zamanla böbrekler gidiyor. Hemen müdahale etmek gerekir. Ha, burada altınbaşak otu idrar yolları enfeksiyonuna böbrekteki taş, kum, iltihabı iyi gelir ama tek başına kullanılırsa çok yoğun iltihap çözücü olduğu için ne yapar? Kaşıntı yapar. Böyle kaşırsınız. Böyle kaşıdığınız yerler arı sokmuş gibi kabarır. Bu nedenle altınbaşak otu tek başına kullanılmaz. Bunun özel bir formülü var bizde. Ben denediğim için biliyorum. Nereden biliyorum? Denediğim için yıllar önce. Burada'da 2 ay askerlik yaptıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Aa, böbreklerim ağrıyor. Doktora gittim. Böbreklerini üşütmüştüm. Ne yapacağım? Aa, kantarlı hidratı şunu şunu bekle. Tamam dedim. Eczaneye indim. Altınbaşak otu. İçtim. Her tarafım böyle kabardı. Arı sokmuş gibi. Ama buna oluyor 35 sene. Şey 30. 30 sene. Hemen gittim eczaneden. Isırgan otu, at kuyruğu otu, ardıç kozala, kayış kıran. Bunları aldım. Karıştırdım. Özel bir çay yaptım. İçtim. Hem kaşındı geçti. Hem böbrek rahatsızlığı geçti. 2 gün sonra unuttum. 15 gün sonra doktora gittiğimde dedi ki o böbrek yetme şey böbrekleri üşütmüşsünüz. Böbrek iltihaplanmış. Tedavi olmasa böbrek yetmezdi dedikler vesaire vesaire. Hiç gerek yok dedim. Hiçbir şey kalmadı. Ne oldu? Altınbaşak otundan çok özel bir çay yaptım. Böbrek çayı. Şimdi Avrupa'da böbrek çayı, mide çayı, kanser çayı, bronş çayı diye çaylar var. Türkiye'de yok. Nedense ben anlamıyorum. Türkiye biraz tuhaf. Hem 25.620 no'lu kanunla 112 şifalı bitki, tıbbi bitki olarak kabul etmişiz. Hem de mide çayı, kanser çayı, bronşit çayı, böbrek çayı diyemiyoruz. Avrupa gibi. Hem Avrupa kanunlarını kabul ediyoruz, hem de diyemiyoruz. Çok tuhaf. Yani ortada bir tuhaflık var. Onu da anlamış değilim. İnşallah bu böyle karmaşıklık da ortadan kalkar.